Eyvah eyvah. Her tarafı su basacakmış neredeyse. Hoş geldiniz Fikri Bey. Merhaba. Nasılsınız? Sağ ol Osman. Keyifler yerinde mi? Hamdolsun Fikri Bey. İyiyiz efendim. Sağ olun. Hekim kızımız nerede? Aa, Kader hastanede şimdi o. Nöbetçi bu akşam. Öyle mi? İyi, akşama sendeyiz o zaman. Ne demek Fikri Bey? Başımla beraber. Sağ ol. Sağ ol. Çok mersi. Hoş geldiniz baba. Hoş bulduk. Ahmet nasıl? Gayet iyi, uyuyor şimdi. Ben odama çıkıyorum. Yemeğe gelmeyeceğim. Bir sıkıntı, bir sorun mu var baba? Hayır, yok kızım. Osman'a geçeceğim. Yemeği oraya mı göndereyim? Olabilir. Mehmet Fikri Bey, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun. Ellerine sağlık Osman. Bunlar ne güzel şeyler böyle. Biraz aceleye geldi ama. Evet, tadı da burada zaten. Hadi koy bakalım rakıları, koy. Koydum, koydum. Hamsiler de beni ye diyor yani, ha? Vallahi kendi ellerimle yaptım Mehmet Fikri Bey. Afiyet şeker olsun. Hadi bakalım. Ellerin dert görmesin Osman. Aylar var tadı tuzu yerinde bir yemek yememiştim. Şeref Hanım'ın gönderdiklerinden de koyayım az biraz? Yok yok, böyle iyi. Ne? Sen iste, ben her zaman yaparım Mehmet Fikri. Kıyamet kopar o zaman biliyor musun? Yasaklar arada bir denilince tatlı olur. Her şey yavaş yavaş yoluna giriyor değil mi Osman? Tabii ki Mehmet Fikri. Sen bizim başımızda olduktan sonra yeter. Hadi. Şu Mehmet Haylaz'ı da bana bir torun çocuğu gözle görmeyi nasip etse. O da olur inşallah, o da olur. Hadi afiyet olsun. Hadi. İyi akşamlar. İzin var mı? Buyurun Ahmet Bey, hoş geldiniz. Buyurun, şeref verdiniz. Gel oğlum, gel. Ben çağırdım seni zaten. Gel de ağzının tadı yerine gelsin. Ben de Şeref yemeğe gelmeyecek deyince merak ettim. Rahatsızlandığını sandım. Yok oğlum, bir şey. Eski toprağız biz. Felekten bir gece çalıyoruz işte. İyisin değil mi oğlum? Merak etme baba, gayet iyiyim. Evet, işte aslan sütümüz. Oh. Afiyet olsun. Afiyet olsun, hadi ilaç niyetine. Çok heveslenme ama. Sadece bir kadeh. Hani keyif yapacaktık baba? Hem keyif hem kutlama yapıyoruz oğlum. Sana yeni haberlerim var. Gelinimizin şerefine. Anlamadım. Gümüşe niye içtik şimdi baba? Gelinin işe başlıyor. Nerede? Bizim şirketlerin birinde mi? Tekstilde. Ne yapacak peki? Yöneticilik falan mı düşünüyorsun? Yok yahu. Yaptığı el işlerini kıyafetlere nakşedecek. Hayırlı olsun. Ha. Ben kurslardan sonra gümüşten bir atılım daha bekliyordum zaten. Çok maharetli kız vallahi. Peki baba, Şeref'in haberi var mı? Sen bahsedersin artık. Eyvah. Benim iki büyük daha içmem gerekiyor. hoş geldiniz. Hoş geldin Safiye kadın, buyur. Akşam kahvesi içeriz diye Osman'a şöyle bir uğrayayım dedim. Otur gel, otur. Gel. İyi yaptın. Biz de Osman'la Afyonlu eşi dostu yad ediyorduk. Hem hamsi var Safiye kadın, sen seversin. Bak tadına, kendi ellerimle yaptım. Ellerine sağlık. Hamsiye de bayılırım. Rakı vereyim mi rakı? Ay, nerede kaldı bu Ahmet? Nerede ki?
Osman Efendi'nin yanında. Deden de orada. Ne yapıyorlar? Yemeğini orada aldı dedeniz. Ben de bir uğrayayım o zaman. Size afiyet olsun. Sana da. Niyeyse herkes bir bir kaçıyor. Anneannen nerede Gümüş? Yemeğe gelmeyecek mi? Sana soruyorum çocuğum. Anneannem Osman amcaya bakmaya gitmişti. Çok ayıp. Biz de mi gitsek acaba? Oo, süper muhabbet vardır şimdi orada. Hele dedem iki kadeh devirdiyse başlamıştır şimdi. İzmir'in kabakları dökülür yaprakları. Bize derler çakıcı, yar fidan boynu, yakarız konaklar. Gelebildin demek. Of. Lafladık biraz. İyi. Gümüş'ün yaptığı işler var ya. Hı. Evet. Onları tekstilde kıyafetlere uygulayacaklarmış. O saçma sapan şeyleri. Bahar da onları kullanarak bir kreasyon hazırlayacakmış. Demek bugünkü derdi de buydu. Ama insan bir haber vermez mi, değil mi ama? Ben evden uzak tutmaya çalışıyorum çulu çaputu. Onlar yine eve sokuyorlar. Yok, evde değil. Şirkette tasarlanacak. Gümüş tasarlayacakmış. Sen ne dediğinin farkında mısın Ahmet? Hangi deliğe girdin ya? Mehmet. Gidiyor musun? Gitmem gerek. Peki. Onur'a ulaşamıyorum. Biraz merak ettim. İyi değildi son gördüğümde. Tamam. Ama herhalde gelirim. Tamam. Ellerine sağlık Osman'cığım. Ne demek, ne demek, ziyade olsun Mehmet Fikri. Her zaman beklerim. Sağ ol, sağ ol. Hadi iyi geceler. Hayırlı geceler. Sağ ol Safiye Kadın, afiyetler olsun. Başım çatlayacak sanki. Sakin ol Şeref. Gel otur lütfen şöyle. Nasıl sakin olurum Ahmet? Kız şirkete dikmiş gözünü, sen bana sakin ol diyorsun. Abartıyorsun. Durumu abartıyorsun. Gel otur şöyle. Ne kadar da rahat adamsın ya. İşe gelme dediler, gıgın çıkmadı. Yarın bir gün yönetim kurulundan tüm yetkilerini alırlarsa hiç şaşırmayacağım. Saçmalama Şeref. Tabii tabii, sen otur. Bak Bahar'a, o nehin o. Boşuna mı götürmüştür Gümüş'ü şirkete? Amacı Mehmet'i oradan kaçırtmak. Hazır sen de bertaraf olmuşken. Babanın ayağı zaten çukurda. Aklınca zirveye tek başına oturacak. Şeref, sen paranoyaksın. Abimin kızı hakkında nasıl böyle düşünebilirsin? Ben yatmaya gidiyorum.